Seninle bir lobide belki bir sabah, bir sabah eğlencesi olarak doğmuştu içime. Atlar kaçıp gidiyorken uzaklara, ben senin peşindeydim. Yavaş yavaş uzaklaşmıştı sonrasında at ve işledi ya diye. Koşarken boku düşüyordu adeta yere ve çok hızlıydı. At gibi kişnemek nasip olur mu? Ve sonra sen çıktın karşıma. Bir masa daha gezmek istedim aslında ama elimde bir okey daha yoktu. Dönemiyordum adeta. Acıtıyordu. Ağır duygusallık vardı üstümde. Son sabahın güneşi vurduğunda gözüme varoluşsal sancılar çekiyordum adeta içimde. At gibi kişniyordum sonra tekrar. At gibi kişniyordum sabahları. At olmak için çok çalıştım. Duyuyor musun ses? Ben bu sabah at olmak için doğdum, tekrar hayata döndüm ve baktım kişniyordu o ses. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 6. Uğurlu sayım 16. Buse. Çanakkale koşusunda Çimpist'le gel bana. Buse Çanakkale içinde bir yerde. Arap atı mı sandın beni? Fransızım babanen, ananen ve deden, sonra baban, bütün sülalen duysun bunu. Buse at gibi geliyorum seni istemeye. Güldüm sonra Çanakkale içinde bir yerde. Buse bir gada kuzeninde ya da her kimse yeğeniyse ondan küçük olur bak, yeğenler hep anlıyor musun beni?